Spor tarihi yazıyor. Kırklareli Spor Medipol Başakşehir'i eliyor ve Zira Türkiye Kupası'nda Odin'i çeyrek finale yazdırıyor. Birbirinin rövanşında 0-0'lık beraberlikle birlikte Trakya temsilcisi Odin'i çeyrek finale yazdırıyor. Merhaba Ultras Mumut Blog dinleyenleri. Karalama Defteri'nin 14. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Başlangıçtaki girişten de anlayacağınız üzere Kırklareli Spor bugün Medipol Başakşehir'i eleyerek Zira Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıktı. Biz de Trakya'nın bir neferi olarak mı diyelim abi, bundan son derece zaten takip ediyorduk. Son derece de keyifli dakikalar geçirdik bugün. Tabi bir ikincilikteki alt liglerdeki bir takımında Süper Lig'deki bir takımı elemesi keyifli oluyor. O anlamda da böyle bir girişle başlayalım diye dedik. Böyle uygun gördük. Abi hoş geldin. Sözü direkt sana veriyorum. Hoş bulduk Gürkan. Evet, bugün mutluyuz. Yani Tekirdağ Spor dedim. Kırklareli Spor'un bu başarısından dolayı. Sadece çünkü Tekirdağ, Lüleburgaz, bunlar hepsi Trakya takımları. Hani yıllarca biz bir özlem içindeyiz. Yani bir Trakya'dan bir takımın, hani keşke işte Edirne Spor'u da hani unutmayalım. Yani bunların bir Süper Lig'de böyle takımları izlemek özlemi içindeyiz. Yani onların tur atlamasını bütün Trakya gibi biz de Trakya'da yaşayanlar olaraktan bayağı bir sevinçle karşıladık. Ki zor bir yoldan geldiler buraya kadar. Yani ne diyorlar, bir peri masalı falan yazıyorlar. Aslında onlar bir hikaye yazıyorlar. Önce bir Ankara Gücü'nü elediler. Süper Lig takımı elediler. Ondan sonra bir önceki turda Gaziantep Futbol Kulübü'nü elediler ki ikili tura geçmişti o zamanlar. Yani bir içeride bir dışarıda oynanmaya başlandı. Ki zaten biliyorsun bu ikili maçlar genelde büyük takımları korumak içindir aslında. Yani hani keşke diğer ülkelerde olduğu gibi tek maç eliminasyon usulü oynansa maçlar, da o zaman sürprizlere daha çok gebe olur. Belki 3. lig takımı, 2. lig takımı yukarılara çıkabilir. Ama ikili maçları yaptığı zaman hani büyük takım içeride deplasmanda kaybettiğinde içeride bir şekilde taraftarla vesaire kazanıyor. Ama işte buna rağmen onlar gittiler, orada Antep'i yendiler. Ondan sonra Başakşehir maçında da çok ilginç bir maçtı. Yani o maç işte golleri sayılmadı, ne bileyim Başakşehir'in golü sayılmadı. Sonda Başakşehir 90'da ikinci gol attı. 2-0 öne geçti. Offside verdi hakem maç biterken. Bizimkiler golü attılar, maç işte 1-1'e bitti. O 1-1 de onlara iç sahada işte bugün 0-0'da turu atlamış oldular. Tebrik ediyoruz. İnşallah. Şimdi önümüzdeki turda artık onlar, bakalım kim çıkacak onlara. Zaten bu Başakşehir çıktığında konuşmuştuk daha önce biz podcast'te. Yani bayağı bir üzülmüşlerdi. Çünkü onlar Galatasaray, Fener ya da Beşiktaş'ı istiyorlardı. Artık bakalım, eğer Galatasaray ya da işte Fener, Beşiktaş tur atlayabilirse onların Kırklareli'nin rakibi olacaktır büyük ihtimal. O da güzel bir maç olacaktır. Sen yani mi göndermiştin bana bir sonraki turda kimi istiyoruz mevzusuna? Tabii aynen. Fenerbahçe'ydi herhalde. Önce bir Fenerbahçe demişler. Sonra Galatasaray, Beşiktaş, en son Trabzon istiyoruz gibi bir başkanlarının açıklamaları var. Bakalım ya. Yani güzel, heyecanlı şeyler oluyor. Yani keşke, seninle de konuştuk ya yayından önce, hani gidelim mi bir sonraki maça artık kim çıkarsa, ama işte Pasolik olayı Türkiye Kupası'nda da var zannedersem. O bizi biraz engelliyor. Pasolik deyince seni hayal kırıklığına uğrattım orada. Aynen, evet, yani ben belki kupada olmayabilir, yani hani bir kağıt bilet olayı olursa bir Kırklareli'ne gideriz. Maçtan önce bir köfte falan yerdik, bir ortam yapardık. Ondan sonra da bir maça giderdik. Onlara desteklerdik. Daha sonra da geri döner diye bir plan yapmıştım, ama senin dediğin gibi ya, bir Pasolik olay abi deyince orada bir hayal kırıklığına uğradık. Umarım ben yanılırım. Neyse, bilmiyorum ya, onların sahaları küçük sahalar, yani oradan Pasolik olur mu olmaz mı? Neyse, bir araştırırız bakalım yani. Gerçi bilet bulmak da artık zor olur, onlar kendi seyircileri gidecektir. Yıllarca maçlarına giden, onları takip eden içeride dışarıda o taraftarlar önce bir gidecektir. Kendi yerel halkı gidecektir. Evet. Yani biz dışarıdan onların maçına belki zor bilet buluruz, ama bir koşturacağız bakalım o işleri. Yani helal olsun ya, onlar işte Lüleburgaz'ın böyle bir başarısı vardı eskiden. Onlar da önce bir Fenerbahçe'yi, daha sonra bir Beşiktaş'ı elemişler bir eski yıllarda. Şimdi de işte Kırklareli bunu yapıyor. Güzel gidiyor. İyi olur bakalım, yani ne sürprizlere gebe olacak. Hani şey işte, futbol hep diyoruz ya, hikayelerle güzel oluyor. Ya bu da güzel bir hikaye yani. Oradan
alttan çıkmak da oralara kadar gelmek, yani bir yerlere kadar gelmek güzel bir hikaye. Yani hocaların da öyle bir demeci vardı. Artık futbolda oynayan kazanıyor. Yani eskisi gibi futbolda işte futbolcu isimleri kazanmıyor. Sahada mücadele kazanıyor gibi. Bunlar da işte bunu göstermiş oldular ki bugün hocaları da yokmuş galiba. Hocaları da cezalıymış. Evet. Öyle bir Hocasız da durum vardı. kazanmaları da şey. Ya şimdi Başakşehir'e şöyle de, ya Başakşehir ligi düşünüyor. Geçen sene öyle yapmıştı ya Abdullah Avcı. Yani ligi asılmak için kupayı bırakmıştı filan, gitmişlerdi, yenilmişlerdi kupada onlar. Hani ama bu sene Okan var, yani Okan o işlere tenezzül edecek bir adam da değil, yani hani biz lige haftada işte tek maç oynayalım diye kupayı bırakacak adam değil. Ama maçı ben izleyemedim bugün, yani işte bir dışarıdaydım. Keşke izleme şansım olsaydı, büyük ihtimal asılmışlardır da, yani öyle hikayeden de oynamamışlardır, yani kazanmak istemiştir Başakşehir ama iyi savunma yapmışlar. Evet. 0-0'a güzel yatmışlar yani. Tatil olunca biraz çoluğa çocuğa vakit ayırdığımız için Aynen, yani gezmeye kendini vakit besleyebilirsin. ayırdık. İkideydi maç. Hani akşam maçlarını izleyebiliyoruz da, dediğim gibi işte gündüz maçı olunca biraz da sonuçta ailemize vakit ayırıyoruz. Evet. İzleyemedik maçı. Valla Kırklareli'ye başarılar diliyoruz kalan süreçte. Umarım üç büyüklerden biriyle de, dört büyüklerden diyelim, biriyle de istedikleri gibi eşleşirlerse güzel, keyifli dakikalar da olacaktır. Biz de belki dediğin gibi Kırklareli'de bir deplasman demeyeyim de orada bir maç izleme şansı umarım elde ederiz. Kupayla İnşallah. başladık. Kupaya tekrar bağlayayım abi, Galatasaray'a. Direkt ligi diyeyim, aslında ligin ikinci yarısında kupadaki Rizespor maçıyla açtık. Sonrasında hafta sonu Denizli ile Ali Sami Yen'de bir gündüz maçı, uzun süre sonra oynadığımız bir gündüz maçında keyifli bir maç oldu. Bu anlamda çok fazla da arka bir şey var, yani nasıl diyeyim, ön plana çıkan nokta var. Sen nasıl gördün süreci? Öncelikle Rize maçı, şimdi Perşembe mi oynuyoruz bu hafta? Perşembe Perşembe oynuyoruz. oynayacağız Rize ile. Ya o da şey, Rize maçı da hikayesi bol olan maçlardan biriydi. Son Onu dakikalarda özellikle. yani Emre'nin üzerinden hani onu anlatabiliriz. İşte Emre en son geçen sene Rize'de sakatlandı. Ayağını kırdı ki işte şanssız çocuk. O da o kadar Galatasaray'a bir şeyler vermek istedi. O transfer sürecinde hani Fenerbahçe'nin birçok para teklif etmesine rağmen, yani ben çocukluk aşkımı Galatasaray'ı seçeceğim dedi. Geldi Galatasaray'a. Bir Erzurum maçında sakatlandı. Daha sonra neredeyse bir 5-6 ay sakatlık süreci geçti. Düzeldi, oynamaya başladı. Ve Rize'de ayağı kırıldı. Tekrar sahalardan uzak kaldı. Yani hatta şampiyonluğuna armağan etmişti Galatasaray'da futbolcular da Emre'ye. O şampiyonluk sevincinde de işte koltuk değnekleriyle falan, şimdi hatırlıyorum o Samiyen'de falan koşması. Hani onun sakatlandığı maçta kural çekildiğinde işte Fatih Terim şey demiş, maçtan sonra açıklaması var Emre'nin. Sen bu maçta oynayacaksın demiş ona Rize çıkınca. Ya, sakatlandığın sahaya tekrar bir takımın başında çıkmak, bir de ona Fatih Terim'in işte büyüklüğü, sadece ilk 11'de şans vermedi, bir de kaptan olarak onu sahaya çıkardı. Yani normalde Emre takım kaptanı değildir yani kaptanlar arasında, ama o çok büyük bir, ona ne diyelim, ona böyle bir şey bahşetti. Yani bir şereftir bu aslında, yani bir topçuya ne kadar saygı duyduğunu da göstermiş oldu Fatih Terim. Kaptan olarak maça çıktı, maçta da iyi oynadı, bir de gol atması yani pastanın kreması gibi olmuş oldu yani Yani futbolu. gol atması dedin abi, hatta Emre için bir klasik bir Emre golü aslında o. Yani Emre'nin daha önce alışık olduğumuz, hem Galatasaray'da da attı hem de Alanya'da da attığı gollerdi. O vuruşu o şekilde bir zamanlamayla, bir fizikle yapabilmek, yani o kadar sıçrayabilmek, Emre'nin de maşallah ne kadar iyi döndüğünün de bir göstergesi herhalde. Aynen öyle yani, zaten hazırlanıyordu, hani orada dönmesi, golle dönmesi ekstra bir özgüven olmuş oldu ki gollerin devamını da hafta sonu Denizli maçına da Emre devam ettirdi ki Denizli maçında daha bir özgüvenle oynadı, çünkü zordur. Yani sakatlıktan sonra dönmek, hani bunu dinleyen arasında vardır yaşayanlar ki, ben de zamanında top oynarken kolum kırıldı. Daha sonra bir dönerken insan hep bir kendini koruyor. Yani ne kadar düzelmiş olsan da koruya koruya oynuyorsun. Yani o eski deli cesaretini oynayamıyorsun. Kendini koruyarak oynuyorsun. Ki yani Emre de o şekilde başladı ufak ufak, ama işte golleri atınca, hatta Denizli maçında mücadelesini daha çok beğendim ben onun. Daha bir korakor girmeye başladı. Hani onun adına güzel bir maçtı, ama maçı işte bozan, o anıyı bozan
Halis Özkahya oldu. Maçın sonunda vermiş olduğu kararlarla yani maçın berabere bitmesini sağladı ki yani işte ben aslında Halis Özkaya'yı da çok da suçlu bulmuyorum. Yani bu işin şimdi geçmişine baktığım zaman bu adamı bozan zamanda bu bir Galatasaray Fener maçında Meireles'i kırmızı kartla atmıştı. Yüzüne tükürmüştü Meireles bunu böyle bir itiraz pozisyonda filan. Kırmızı kart gösterdi. Daha sonra raporuna benim yüzüme tükürdü. Bundan dolayı ben buna kırmızı kart verdim yazısı yazdı. Daha sonra federasyon işte her zaman biliyorsun yani biz buna federasyon, federasyon da diyoruz yani çoğunlukla bir şekilde birilerini korumaya çalışıyorlar. Bir açıklama yayınladılar. Yok biz görüntüleri inceledik. Burada bir tükürük yok. Orada havada gelen işte artık rüzgar, yağmur damlacıkları bilmem ne. Hani bu senin dediğin gibi değil dedi ve Meireles'i cezadan kurtardılar. Şimdi bu ne demek yani işin basit lafıyla sen yalan söylüyorsun. Senin dediğin şey doğru değil. Yani bir adama bu dendikten sonra yani bu adamı bitirirsin yani. Ki bu adam da aslında beden eğitimi öğretmeni normal hayatında da öğretmenlik yapıyor. Düşünsen sen öğrencilerin karşısına nasıl çıkıyorsun? Adam sana resmen federasyona tırnak için yalancı demiş yani sana. Bundan sonra zaten şeyin futbol olayı çok değişik yönetmeye başladı. Halis Özkaya maçları pek sallamayarak da yani sonuçta madem öyle işte böyle kafasıyla maçları yönetmeye başladı. Orada da işte Rize maçında da o pozisyona çalmadı mesela. Yani penaltı olan pozisyona hani VAR'a bile bakma gereği duymadı. Öbür tarafta da Adem'in pozisyonda gitti VAR'a baktı. Aynı pozisyon yani orada faul varsa öbüründe de faul var. Orada faul yoksa diğer pozisyonda da faul yok. Yani standart tamamen gitmiş oldu. Olan işte Galatasaray'ın orada bir galibiyetine mal oldu. Hani keşke galip bitirebilseydik o maçı. En azından Emre için de galibiyetle bitmiş bir maç olacaktı. Penaltıyı zaten işte Emre kazandırmıştı. Daha hakemin vermediği pozisyonda. Belki penaltıyı da atacaktı. Onun golleriyle galip olacaktık. Olsun 1-1. İşte bakalım Perşembe günü kupanın rövanşı var. Hani o hikayeli bir maç. Şey maçına gelirsek işte hafta sonu oynadığımız maçta Denizli maçında dediğin gibi gündüz maçı. O maçta da İşte Ultraslan'ın ya da şöyle diyelim tabii Ultraslan tribünün içinde bu arkadaşlar da ya zamanında Kapalı'da bizim Ali Sami'nin stadı Mecidiyeköy'deki Ali Sami'nin Kapalı'sından gelen arkadaşlar maç öncesi o günleri hatırlatan bir konfetti gösterisi oldu. Maçı izleyenler hatırlayacaktır. Yerlerde falan beyaz beyaz stadın içinde şeyler vardır yani. Çimlerin üzerinde beyaz kağıtlar falan böyle. Hatta hani benim kızım bakarken ya baba kar mı yağmış buraya falan gibi dedi. Çünkü kar bekleniyor yani herkes kar bekliyor. Ali Samiyen döneminden kalma bir gelenek aslında o. Tabii tabii gelenek bayraklar. O bizim Kapalı'da daha büyük bayraklar sallanıyordu. Ve maç öncesi de konfetler havaya uçuşuyordu takım sahaya çıktığında. O geleneği yaptılar. Çok da güzel oldu. Gösteri güzel bir giriş oldu maça. Galatasaray da iyi oynadı. Yani biraz geçen ilk dönemi farklı oynadı mesela. İlk dönemde biraz daha oturaklı oynuyordu takım. Yani savunmayı ağır tutuyorduk. Yani ileride zaten hızlı atak yapamıyorduk ama hani gol yemeyelim. Belki bir tane atarız gibi. Bu sefer tam tersi. Biraz savunmayı boşladık gibi daha çok hücum oynadık. Orada da işte zaten maçı da hani kazandık 2-1 bitti maç. Bu maçı da Denizli maçı özellikle düşündüğümüzde şey var işte Saracchi göze battı. Zaten herkes ilk önce onu izlemiştir. Çünkü yeni transfer ya şeyde lisansı yetişmediği için Rize'de oynamamıştı. Saracchi iyi bir oyuncu. Yani şimdi kimle karşılaşacağız? Bir önceki Nagatomo ile karşılaştırırsak onu. Nagatomo'nun ilk geldiğindeki etkiyi direkt yarattı aslında. Aynen öyle. Özellikle hücumda çok etkili oldu. Çok iyi gidiyor. Adam geçebiliyor. Asist yaptı zaten. Emre'nin golünde asisti var ki Emre'nin golü aslında çalışılmış bir pozisyon. Yani Fatih Terim'in istediği bir olaydı. Yani Seri artık yanında koşan adamlar olunca Seri daha etkili olmaya başladı. Mesela geçen ilk dönem Seri etkisiz duruyordu. Çünkü adam kime pas atacak? Herkes sabit yerinde bekliyordu mesela. Bunda şimdi biraz hareketli adamlar var. Bu sefer o koşturabiliyor önündeki adamları. İşte Seri pası verdi. Boş kaçan Saracchi'ye. Saracchi'nin ortasında Emre de gelişini vurdu. Golü yaptı. Buna benzer goller çok göreceğiz bu sene. Yani bu Galatasaray'ın artık Fatih Terim'in istediği sistem yavaş yavaş sahaya yansımaya da başladı.
Yani Saracchi'yi herkes zaten beğenmiş. Hatta şey vardı Twitter'da falan, ya yapmayın etmeyin diyorlar. Yani biz kimi övüyorsak sakatlanıyor falan. Yani böyle bu işi bilmiyorsunuz diye mi vardı bir kullanıcıda okudum bunu. Kötüleyin şu adamı ya diyor. Yani överseniz adam sakatlanacak, iki maça kalma, sakatlanacak sevdiğimiz adamlar gibi. Hani herkesin dilinde bu maçın yıldızı Saracchi. Bir de Denizli maçında Falcao özellikle gözüme battı. O da yine sosyal medyada o video maçında bunu çok yaptı. Çok savunmaya geldi de maçın sonunda bir pozisyon var. Herhalde Sekidika kaptırdı galiba o topu. Onun kaptırdığı bir topta rakip takım Denizlispor bir atağa kalktı. Arkasından ta rakip ceza sahasından Falcao bir koştu koştu koştu. Adamı yakaladı ceza sahası civarında. Topu kaptı. Tekrar adam rakip oyuncundan topu kaptı. Onu sıkıştırdı. Kornerlerinin yanına. Orada yataraktan adama çarptırdı topu, şeyi avuttu, kazandırdı mesela takımına. Yani hani bazen diyorlar ya işte ya bu Falcao buraya yatmaya gelmiş, dinlenmeye gelmiş falan, öyle bir şey yok yani Onlara adam. güzel bir mesaj oldu. Tabii tabii güzel bir mesaj oldu. Çok hırslı maçta, çok hırslı oynadı. Yani istekli. Gol vuruşundaki klas ve alan açması, açtığı alana uzun süre sonra dönem başında, sene başından beri beklediğimiz o Belhanda'nın o girmesini bekliyoruz sürekli oralara. Emre'nin girip oralarda adeta cirit atması, yani Emre'nin bu kadar iyi dönmesi, döndükten sonra hiçbir şey yokmuş gibi. Yani sana hatta bugün konuşurken şeyi de söyledim. Biz hiç Emre konuşmadık. Yani Emre'yi o kadar sakatlıktan bu kadar iyi dönebileceğine belki de inanmadık yani. Bunların hepsini birleştirdiğimizde sana sonra Seri Lemina Emre uyumunu da soracağım, ama önce bu kısmı bir Ya abin şeyi unutturdu bak, tamam. Belhanda'yı kimse konuşmuyor. Yani şu an Belhanda sanki satılmış gibi yani. Keşke birine verebilsek Belhanda'yı da, en azından orada bir para da kazanmış olsak, bu bütçeyi de daha da bir artılara çekmiş olsak, belki de bir transfer de yapılabilir. O satılan kazanılan parayla bir stoper falan hani bekleniyor ki Murillo gelecekti. Fatih Terim de maçtan sonra basın toplantısında dedi stoper tam geliyordu, son anda kendi isteğiyle bir değişiklik oldu falan. Orada bir eşi istememiş galiba Türkiye'ye gelmeyi, o transfer olmadı, onu alıyorduk. Hani belki bir stoper de alınabilirdi. Çok iyi döndü dediğin gibi Emre. Yani biz zaten Alanya'dan geldiğinde böyle bir Emre bekliyorduk. Çünkü o zamanlar da Belhanda, yani Belhanda sürekli bir sorumluydu. Tamam işte ikinci yarılara biraz toparlıyor, İşte şampiyonluğa katkısı oldu geçen seneler falan, ama yani sezon boyunca baktığında beğenilmeyen bir oyun oynuyordu sürekli. Yani böyle bir isteksiz, arzusuz bir oyun oynuyordu. Mesela Emre geldiğinde hep onu bekledik. Yani Belhanda'nın yerini alacak, ama bu anlatmış olduğum sakatlıklar Emre'yi bir türlü bize o istediği performansı göstermekten uzak tuttu. İşte şimdi inşallah hani nazar değmesin, başka bir sakatlığı olmasın. Bu performansla milli takımında, yani sonuçta Avrupa Şampiyonası var, oraya da Emre katılabilir, milli takıma da kazandırılabilir. Yani böyle giderse bak, Aynen. Belhanda'yı unutturdu, takıma da dediğim gibi katkısı Falcao var. bir oh be demiştir herhalde yani uzun süre sonra. Yani bir topla buluşuyorum. Ya çok pas attılar. Yani Değil Falcao'ya çok top geldi. Hani bazı net pozisyonları da kaçırdı. Ya mi? olabilir, futbolda kaçırırsın, atarsın. Ama dediğin gibi attığı golde o sol ayakla, o kontrol ve vuruşu oradan, yani özellikle kalecinin tuttuğu köşeden o sert vurması, klas bir gol attı. Zaten bunun için alınıyor bu adama da o milyon dolarlar, eurolar bunun için veriliyor. Yani onu çoğu topçu oradan kaleye Uzun vurmayı süredir hani düşünmezdi belki özlemişiz de yani. yani öyle klas goller görmeyi, yani Drogba'ları görmüş bir takım olarak sonrasında gerçekten hani Falcao'yu da böyle besleyen, hani gerçekten uzun süredir adama top gelmiyordu yani. Topla buluştuğu ceza sahasında buluştuğu sayı çok bir elin parmaklarını geçmiyordu maç içinde. O kadar Evet. bu ki alan açması, koşması falan. O da çok mutlu olmuştur diye Yok. düşünüyorum. Olacak Gol olacak, attıktan sonra yüzünden de zaten belliydi o daha da sevinci. olacak. Yani Onyekuru bu takıma gelecek. İşte Sekidika'yı Fatih Terim son dakikalarda oyuna aldı. O da devam edecek, oynatacak. Daha çok fazla süre almaya başlayacak takımda. Olacak, daha fazla topla Vallahi direkt buluşacak. Feguli'ye mesaj geliyor arkandan diye. Tabii Feghouli de yani zor bir sezon geçirdi. O kendi ülke milli takımında oynadı. İşte şampiyonluk dinlenemeden döndü pek. Yani zor, futbolcular için de bunlar zor. O da toparlayacak kendini. Dediğim gibi oynaması, arkasından gelenler var. Sekidikası var, Onyekuru'su var filan. Bu istediğimiz kadroyu oluşturmuş olduk. Bakalım şimdi işte çarşamba, perşembe günü de bakalım kupada.
Bekleyeceğiz bakalım yani nasıl bir kadro çıkaracak hoca. Oradalar Rize'yi geçip belki Kırklareli'nin rakibi oluruz yani. Valla isteriz. Az önce de başında da yayının başında da konuşmuştuk benzer konuyu. İsteriz keyifli de olur. İki ya takım, iki keyifli olur. Sevdiğimiz Hani takım şey bir arada tabii izlemiş abi yani şey ben kaybettiğimizde üzülmeyeceğim bir rakip olmuş olur en azından. Yani kaybedersek en azından Kırklareli'ne kaybetmiş oluruz deriz. Yani onların bu hikayesi devam etmiş olur. Yani yarı finale çıkarlar. oluruz. Evet. Buradan abi Galatasaray tribünün parlayan yıldızı Ultra Aslan. Sen de zamanında içinde bulunduğun, hala gönül olarak içinde bulunduğun, zamanında kuruluş aşamasında da yer aldığın bir Ultra Aslan'ın abi. 19. yaş günüydü, 20 Ocak'ta kurulmuştu. 20 Ocak 2001 tarih. Hatta o günde bir bilgisel paylaşıldı kuruluşla ilgili. Orada da hatta bir kitapla ilgili kitabın adını unuttum ama sen şimdi zaten bahsedersin. Direkt konuyu erbabına bırakıyorum. Ya şey Aslan Yürekler Evet. kitap. Güzel bir kitap. O kitabı zamanda almamışız. Yani işte aradık o kitabı da. Bakalım o kitabı da bir arkadaşımız getirecek bize inşallah. Sözünü almış olduk. Dediğim gibi Ultra Aslan kuruluşunun yer aldık yani kuruluşuna. Tabii ilk başlarda bilmiyorduk, yetmiyorduk. Gizli toplantılar yapıldı, özel toplantılar yapıldı. Tribünün önde gelenleri de yapıldı ama daha sonraki toplantılara da kuruluş aşamalarına rahmetli Alparslan abi beni de çağırdı. O Park Kafede Mecidiyeköy'de Ali Sami Yıldırım'ın karşısında yapılan toplantıda orada yer aldık. Orada Ultra Aslan tanıtıldı ve ondan sonra bir Fener Kupa maçı vardı. Ona ilk defa Ultra Aslan pankartı asıldı. Maçtır ki o maçta da mesela normalde tribünde bu reisler işte Sebahattin abiler falan onlar pek Galatasaray forması falan giymezler. Onlar daha çok siyah falan giyinirler. Orada mesela şey giymişlerdi. Kırmızı tişört üstünde Ultra Aslan yazan. Ultra Aslan'ın zaten bir özel fontu vardır. O fontla yazılmış o tişörtü giymişlerdi ki ondan sonra zaten Ultra Aslan yayıldı yayıldı. Bütün dünyada temsilcileri oldu. Şu an belki en büyük taraftar grubudur yani. Dünyanın en büyük taraftar gruplarından biridir. Ultra Aslan'ın da işte 19. yaş günü. 20. yılında zaten büyük etkinlikler düşünülüyor. Bunu Galatasaray yöneticileri de Twitter'da da paylaştılar. Tribünden gelen yöneticiler var. 20. yılında seneye çok büyük organizasyonlar yapacağız dediler. Ki Galatasaray'ın önemli bir gücü. Çünkü o zamanlar mesela kuruluşun Ultra Aslan'ın gelme yani kurulma nedenlerinden biri de şeydi. Galatasaray başarılardan sonra Fatih Terim'in işte bizi 4 sene üst üste şampiyon yaptığı dönemlerde yani Galatasaray taraftarı rahatlamıştı. Yani aslında maçı kazanıyoruz diye. Yani öyle sinemaya, tiyatroya gider gibi bir maça gitmeye başlandılar. Kimse kadroyu dahi merak etmiyordu. Kim oynarsa oynasın biz maçı kazanıyorduk bir şekilde yani. Ama maç kazanıyorsun da tribünlerde bir coşku kalmamıştı. Yani öyle sessiz, sedasız, garip bir tribündü. Orada bu tribünleri bir araya getirelim. O eski coşkuyu tekrar kazanalım diye kurulmuş olan Ultra Aslan. Şimdi bak nerelere gelmiş oldu. İnşallah uzun yıllarda devam edecektir yani Ultra Aslan. Dediğin gibi içinde bulunmaktan hani bazen ara ara işte taraftarlar Ultra Aslan'a bir dudak bükenler oluyor bilmem ne oluyor ama öyle değil yani ben her zaman Ultra Aslan'la gurur duymuşumdur yani hani bazen yanlış işlerde olmuş oluyor bu her tribünde oluyor böyle şeyler olabilir yani bu bir kişi değil bu tribün iki kişi değil yani bu Hangi binlerce insan bir tribünde, araya dünyadaki hangi geldi. tribünde olmuyor ki abi yani? Ama sonuçta ne İnsan hayat yaparsa sonuçta insan hatalarıyla var. tabii yani sonuçta onlar da Galatasaray için yapıyorlar. Yani her şeyi Galatasaray için yapıyorlar. Bu gençleri tribünlere kazandırıyorlar. Mesela Ultra Aslan Ünlü bayağı sadece tribünde değil. Hani daha önce podcastlerde yine konuştuk biz bunu. Yani gidip kütüphaneler yaptırıyor. İhtiyacı olan insanlara yardımda bulunuyor. Köy okullarına destekte bulunuluyor filan. Hani bunun bir de yani sosyal faydası da var. Yani sadece tribün olarak değil. O yüzden yaşasın bağımsız Ultra Aslan. İlk slogan oydu. O sloganla kapatalım yani. 20 Ocak bizde yine güzel bir transferin de hikayesi aslında abi. Wesley Sneijder Galatasaray tarihinin gördüğü en iyi 10 numaralardan en iyi oyunculardan bir tanesi. Galatasaray şu ana kadar yani bir 11 yapılsa Sneijder'a mutlaka yer verilecektir. 4,5 yılda 45 gol, 44 asist, 8 kupa ve meşhur Fener ağlamasıyla
Yani gönüllerde taht kurmuştu. Oynadığı oyun özellikle Fenerbahçe maçında Telekom Arena'da o attığı iki tane efsane gol. Attığı yüzlerce gol var. İşte Gökhan Abdi'nin meşhur arenada Snyder'iyle meşhur ettiği Beşiktaş maçı var. Yani çok tabii akla gelen çok fazla. Ya öyle ama. Yani bak ne diyor, 45 gol 44 asist yani. Şimdi asist deyince aklıma kim demişti onu ya, bizim Gökmen Özden Akbul demişti bir televizyon programında, işte Schneider'in hani gönderilmesi konuşuluyordu o gittiği sene falan, bir program yapıyor işte ya 10 asist yapmış falan dedi sunucu da Gökmen Özden Akbul, tamam 10 asist yaptı da kaçı gol oldu bunlar falan demişti yani. Öyle bayağı bir güldürmüştü, sosyal medyada olay olmuştu bu. Yani attığı gol kadar da gol attırmış adam yani Galatasaray'da oynadığı süre içinde. E tabi sadece kuru istatistik değil bunlar. Çok önemli maçlarda önemli goller attı. Az önce dedin ya, unutulmaz gollerden biri o Sami Yen'de Volkan'ı bir sağa bir sola yatırması mesela yani. Onu ne biz unuturuz, ne Schneider unutabilir bunu. Şampiyonluk kutlamasında hani birçok topçunun aman ya hani bana bir şey derler mi, ben kimseyle kötü olmayayım diye düşündüğü ortamda eline mikrofonu alıp tribünlerin söylemiş olduğu Fener ağlamayı söylemesi çok büyük bir olaydı. Yani bizim içimizden biriydi. Şey attı. Ercan abi arrivederci Juventus dedi. Evet, tam onu diyecektim. O sen benden çok yaşayacaksın. Unutulmaz gollerden biri Juventus attığı bir goldü mesela. O gol de çok unutulmaz gollerden biriydi. Hani çok kritik golleri var. Yani Türkiye Kupası'nı aldığımızda bir Bursa maçı var. Yani maç gitti gidiyordu. Yani Bursa'da 2-0 falan bir mağlup duruma düşmüştük. Devre biterken bir gol attı. Ondan sonra takım kendine geldi. Gitti o maçı Bursa'dan aldı ve turu atladık ve daha sonra kupaya uzandık. Hani böyle kritik golleri var ama işte Dursun Özbek zamanında artık orada Tudor mu istemedi, Dursun mu istemedi bunu? Yani bir sürünceme oldu, bir durum oldu ve Schneider bir şekilde bizden koparıldı. Yani en büyük yapılan hatalardan biridir. Ama İbrahim Kırkayak 30 gün sormuştu, sen de sordun. Valla yani o sormuştu, aynen onun devamında ben de Twitter'da 30 gün boyunca bunu sorduk yani bu adam niye gitti diye. Gitti, gönderildi, arkasından işte Berhan da geldi, başımıza bir bela edildi, hala da işte gitmiyor. Geçen de açıklama yapmış, menajere de açıklama yapmış, iddiaya girelim mi? Yani gazetelerde basında oraya gidecek buraya gidecek yazılıyor ama biz hiçbir yere bunu göndermeyeceğiz gibi bir açıklaması var menajerinin. Klasik menajer oyunları diyelim. Yani işte Belhanda da arkasından evet gitmiyorum, ne derseniz deyin ben buradayım gibi. Zaten bu adamla işte inatlaşmaya gelmiyor. Yani bir aracak niye bunu yapıyorlardı bizimkiler, sosyal medya. Yani inatlaştığın zaman adam gitmiyor, işte bu sefer inatlık yapıyor. Gitçe varsa bile gitmiyor. Öyle yani Schneider'i ileride inşallah bir antrenör olarak da takımda görmek isteriz yani. O da Galatasaray'ı seviyor zaten yani. Oğlu burada doğdu İstanbul'da. Tabii yani oğlu burada doğdu. Evet. Hacı'nın da oğlu burada doğmuştu. Hacı'nın işte oğlu. Yani Sacı. Yani o da Türkiye'de doğdu. Onun dışında abi Samsun Spor'un yine 20 Ocak Samsun Spor'un kaza geçirme mevzusu var. Biraz tabii tarih olarak bana eski bir tarih, sana da. Bana da eski bir tarih yani. Ama işte, futbol tarihinde her zaman her sene anılan bir facia olarak evet. Yer alıyor. Yani o da iyi şeyler, 20 Ocak bize iyi şeyler hatırlatırken bir bakıman da öbür taraftan da böyle bir kara bir sayfası var. Şimdi bunu alma nedeni her sene hatırlatıyoruz ama işte alma nedenlerimizden biri geçen hafta yine Sivas Spor muydu? Orada. Aynen Sivas'ın genç takımı. Genç takımı yine dönerken yani son dönemde çok konuşur olduk bu tarz durumları. Yani hep gencecik çocuklar o araçların içerisinde yani ölenler de oldu. Allah korudu diyoruz yani ama bir yerden sonra bir aklıma şu gelmiyor değil yani bir yerde bir eksiklik var yani bir çift şoför gidersin veyahut da başka bir şey yavaş gidersin farklı bir tabii, şey olur. Tabii yani aynen öyle dediğin gibi yani bunlar sonuçta hani can yani bu ayı sadece futbolcu sporcu olması değil yani hani normal vatandaş otobüsleri evet. Süren kişiler de dediğin gibi muavin değiştiren kişi olması lazım. Dediğin gibi çift şoför olması lazım, dinlenmeleri lazım. Demek ki bazı şeylere biz hep hallederiz, olmaz bir şeyle gittiğimiz için bazı şeyler oluyor. Tamam kaza olabilir ama biraz daha tabii ki hani dikkat etmek lazım. İşte Samsun'da o kara sayfayı yaşadı. Onlar da bunu sürekli anlıyorlar. Orada vefat etmiş futbolcularını anlıyorlar.
Onlar adına kötü bir sayfaydı. Türk futbol adına zaten. Yani değerli oyuncular da hayatını kaybetmiş oldu o yıllarda. Yani onlar da tekrar o yani ruhları şad olsun diyelim onlara da. Aynen, kesinlikle abi. Gündüz maçı dedik. Galatasaray'dan gündüz maçıyla ilgili farklı konulara geçeceğim. Galatasaray'dan diğer konularımıza geçeceğim. Abdullah Avcı Erzurum maçı öncesi hava şartlarından şikayetçiydi. Geçen sene biz de şikayetçi olduğumuzda biz de resmen dalga geçmişlerdi. Özellikle Erzurum deplasmanı. Erzurum çok soğuk bir yer yani. Orada gündüz maçı oynamak istememiştik ama maalesef akşam oynatmışlardı. Abdullah Avcı geçen sene hiç rakip takımın teknik direktörü olarak hiç, ve şampiyonluktaki rakibimiz olarak hiç böyle i̇şte bir şey yapmamıştı. Yani samimi olduğunu öyle zamanlarda gösterilir. Yani şimdi sana kimse inanmıyor. Herkes de bunu hatırlıyor. Artık sosyal medyada var ki çok da zaman da geçmedi. Sen geçen sene Başakşehir Galatasaray'la çekişirken Galatasaray'ın maçı, Galatasaray'ın birçok itirazına rağmen ya bu havada futbolcular sakatlanır, insan sağlığı önemlidir. Yani zaten başka takımlara da yani Fenerbahçe olsun, Trabzon olsun, Beşiktaş olsun, Erzurum'da hep gündüz saatlerde maç yaptınız. Niye Galatasaray'ı saat 19'da yapıyorsunuz? Bunu daha erken saate yapalım, hava sıcaklığı çok düşmeden oynayalım dediği zaman da çıkmış olup Abdullah Avcı orada evet ya ben katılıyorum. Fatih Terim'in ve Galatasaray yöneticilerinin bu isteklerine katılıyorum. Tamam yarışıyoruz, şampiyonluk yarışı var ama sporcu sağlığı, insan sağlığı her şeyden önemli deseydi o zaman kral olurdu ve bugün işte yapmış olduğu Erzurum'daki maçtan önce yapmış olduğu demeçten sonra da biz de onu desteklerdik, arkasına dururduk. Ama sen işine geldiği gibi konuşursan o zaman sana kimse de inanmaz. Herkes de işte bizim bu demiş olduğumuz cümleleri senin önüne bunu atarlar. O zaman sen samimi değilsin, Abdullah Hoca derler. Zaten karizmasında gittikçe kaybetmeye başladı yani Abdullah Avcı. Olmadı işte. Yani insan bir şey söylerken ya da bir şey yaparken düşünmeli yani. Hani bugün böyle yarın ne olacak diye düşünmesi lazım. Evet, olmadı Abdullah Hoca diyelim. Sosyal medyanın bu kadar yaygın olduğu, teknolojinin bu kadar ön planda olduğu bir yerde hemen daha dakika geçmeden birileri size geçmişte yaptığınız açıklamaları önünüze koyabiliyor. O yüzden hani Beşiktaş'ta da şu anda tartışılıyor zaten ama tabii o Beşiktaşlıları ilgilendiren konu birazcık daha diyeyim. Ve yine benzer bir konu aslında yani işin ahlak kısmıyla bağlayacak olursam abi. Vedat Muriç'in cezalı olmamak için bir sonraki lig maçına yansımaması için sarı kart gördü. İkinci sarı kartı görüp maçtan atıldı. Ahlaklı mı değil mi konusu çok tartışıldı hafta içerisinde. Bu konuyla da ilgili görüşlerini alalım. Şimdi orada şöyle Vedat Muriç bu hareketi yaptı. Ben pozisyonu izledim. Hatta maçı izlemiyordum. Sonlarda bir yetiştim maça falan. Twitter'da takip ediyordum. Bir de şey yazdı. Bahis siteleri Vedat Muriç'in kırmızı kart göreceğini, bahis oynamaya başlandığını yazdı. Hani böyle bir bahisler de açılmaya başlamış. Çünkü millet bekliyordu. Yani kupa maçında cezalı olsun. Çünkü önümüzdeki hafta Başakşehir'le oynayacaklar. Daha zor bir şampiyonluk yolunda, daha zor bir takımla oynayacaklar. Ama o pozisyonda çok da bilmiyorum ben sarı kart verilecek verilmeyecek. Çünkü maç içinde onu çok yapılıyor o tür pozisyonlar. Hani oyuncu topu şey yaparken o da ayağıyla dokundu. Yani bunu verenler de var, vermeyenler de var. Burada bunu mesela hakem de orada vermeyebilirdi. Madem o hareketi yaptın. Zaten bu hakemler bunlar maçtan önce düşünüyorlar. Yani çalışıyorlar. Derslerini çalışarak gidiyorlar. Kimin sarı kartı var, kimin sarı kartı yok. Kim cezalı duruma düşebilir, kim düşmeyebilir. Bunu aslında biliyorlar. İşte bu maçın da neydi? Hüseyin Göçek maçın hakemi Hüseyin Göçek'ti. Orada da Hüseyin Göçek de yok sarı kart vermeyebilirdi o pozisyona. Bu tartışma olmayabilirdi. Ama bir de şöyle bir şey var. Federasyon. Şimdi iş federasyonda. Ya aslında çok basit bir şey. Ya sen kupanın kartları, kupada geçerli, ligin maçları, ligde geçerli diye bir yönetmelik koyarsın. Hiç bunlar yapılmaz, hiç bunlar da konuşulmaz. Ama sen öyle bir şey getirmemişsin ve bu tartışmalara ne yaptın işte? Zemin hazırlamış oldun bu tartışmalara. Şey koymuş, kural koymuşlar. Bilerek sarı kart görene ekstra 2 maç ceza verilecek diye. Bakalım şimdi verebilecekler mi? Şimdi herkes bunu bekliyor. Bugüne kadar, az önceye kadar yoktu. Az önce işte bir tweet okudum. Herhalde şeye FFDK'ya sevk edilmiş galiba Vedat Muriç. Herhalde bu gelen baskılardan sonra. Çünkü Hıncaoğlu Uluç'un
A-Spor'daki programda da onlar bayağı buna ahlaksızlık, şerefsizlik kelimeleri de kullandılar yani bu yapılan şeye ki Hıncalıoğlu özellikle federasyonu yani niye uyuyorsunuz bu saate kadar niye buna bir ceza vermediniz? Madem böyle bir kural koydun yönetmelik var orada bilerek sarı kart gören futbolcuya iki maça ekstra ceza verilir gibi bir madde var. Madem sen böyle bir şey koydun niye bu cezayı uygulamıyorsun diye baz baz bağırıyordu Hıncal Uluç A-Spor'da. Herhalde bu tepkiler çok geldi. Federasyon böyle bir şeye sevk etti ama ben hala inanmıyorum yani Vedat Muriç'e bunun ekstra iki maç verileceğine inanmıyorum. Ama zamanda verildiği maçlar var. Mesela Josue'nin Bursaspor'da oynarken işte cezalı duruma düşüp bir sonraki maçta basit maçta oynamayıp daha sonraki önemli maçta oynamak için yapmış olduğu bir hareketten sonra buna federasyon bilerek sarı kart gördün diye buna iki maç ekstra ceza vermiş. Hatırlıyorum ben şeylerim var. Ramos'un bir Şampiyonlar Ligi'nde yapmış olduğu böyle bir şey var. Bilerek sarı kart görmüşlerdi. İşte gruptan çıkmayı garantilemişti. Ondan sonraki son maç, gruptaki son maçı da yani basit bir takımla oynuyordu. Biz sarı kart bilerek gördü. Diğer maçta cezalı duruma düştü ve eleme turlarında hani kartsız gitmeye çalıştı. Ama UEFA onlara ekstradan cezalar verdi ki böyle başka birçok futbolcu da var yani böyle Avrupa'da ceza alan bu gibi bilerek sarı karttan. Bakalım bekliyoruz yani Vedat Muriç'e bir şey verilecek mi? Onunla ilgili işte çok bu tartışıldı. Özellikle maçlardan sonra teknik direktörlere şey de sordular yani özellikle Okan'a sordular mesela Başakşehir'de de Dem Baba'nın böyle bir pozisyonu varmış. Dem Baba sarı kart cezalı pozisyona düşmüş. Hani Okan da onu oyundan çıkarmış. Yani kırmızı kart gösterttirmemiş ki. Belki de bak tehlikeli maç olarak düşündü işte. Kırklareli maçını. Orada dün, bugün oynadı mı bilmiyorum. Kadroya bakmadım Dem Baba. Çünkü oynamıştır büyük ihtimal. Çünkü hafta sonu Fener maçında yok. Okan'ın da bir şeyi var, demeci var yani. Biz ahlaklıyız yani öyle şeyler düşünmüyoruz falan gibi bir demeci var da etiklik falan üzerine konuşması var. Onu konuştuğu zaman aklıma benim unutamadığım Okan'ın Galatasaray'da oynadığı Inter'e gitmeden önceki son maçı Ankaragücü maçı geliyor yani. Okan bizim Okan o maçta kırmızı iyi verdi yani daha maçın başlarında yani şampiyonluk da elimizden gitmiş oldu. Yani orada hiç ahlak mahlak demiyordu yani Inter'e sakatlık yaşamadan bir an önce gideyim diye kırmızıyı gördü yani Okan. Ha, belki kendisi bunu kabul etmeyecektir ama ben tribünde öyle gördüm. Yani ben o tribündeydim. Benim tribünde unutamayacağım maçlardan biridir. Şimdi bazen hatta yine sosyal medyada biri yazmış işte Okan şunu parlattı, bunu parlattı. Galatasaray'a gelir mi filan işte gelsin de Galatasaray'da şu oyuncuları parlatsın. Galatasaray'ın Fatih Terim'den sonraki teknik direktörü olur gibi. Bilmiyorum yani birçok taraftar benim gibi bunu hatırlıyor yani Okan o teknik direktörlük vasfını Galatasaray'da zor elde eder yani o maçı kimse unutamıyor yani Galatasaray'ı nasıl sattıklarını Emre Belezoğlu'yla birlikte onu kimse unutamaz yani biz de unutmuyoruz onu. O yüzden o işler biraz zor Okan için. Hani Okan'a bunu da hatırlatayım. He, futbolcuk zamanında da yine Vedat Muriç'in yaptığı hareketi yaptığı da var. Bir ne maçın öncesiydi? Paris Saint-Germain maçı öncesi miydi? Neydi? Sarı kartların Ceskun'un çalıştırdığı bir dönemde bilerek sarı kart görmüştü yani o cezasını işte eksiltmek için sarı kartlarını eksiltmek için yani. O yüzden öyle bir şey pek konuşmasın etmesin. E bunu Ersun Yanal'a sordular. Ya dediler bak Vedat Muriç bilerek mi kırmızı kart gördü? Ya dedi bizde öyle şey olur mu futbolda bizde siz düşünebiliyor musunuz böyle bir şey dedi ama o ne Audi kaptı değil mi o? Sene başında Real Madrid'le oynarken filan Sedat'a mı şey ne o Sadat diyordu değil mi onu? Sadık yat, Sadık yat diye bağırdığı şeydi kulaklarımızda. Hala çınlıyor yani. O yüzden yani Ersun Hoca yapılıyor futbol içinde bunlar yani. Kimse kimseyi yemesin yani. Fenerbahçe Muriç ile ilgili olan durumdan abi şeye bağlayacağım. Komali mevzusunu bağlayacağım. Damian Komali hafta arası Fenerbahçe'den istifa ettiğini söyledi. Bir süredir konuşuluyordu. Komoli konusunu niye gündeme getirdik? Aslına bakarsan hani işin Fenerbahçe tarafından değil de süreç zaten değerlendirirsin ama
Ben şunu da değerlendireceğim. Türkiye'de zaten çok fazla tartışılıyor sportif direktör mantığı. Bu topraklarda tutar mı bir aşı? Bu aşı buralarda tutar mı tutmaz mı açısından sana bir soru yönelteceğim. Çünkü dünyada da tutması çok zor. Yani mesela bizde Galatasaray'da çok birkaç defa denendi herhalde öyle bir durum. Beşiktaş Önder Özen'le yapmaya çalışmıştı. Önder Özen kavga dövüşü ayrıldı oradan. Çok tutan bir yapı değil. İkincisi ise Komol'ün yaptığı transferler çok tartışıldı bu süreçte. Hani nerede o işte Liverpool'a şunları getirdi, yok Tottenham'da şunları yaptı falan deyip. Farklı açılardan yaklaşıldı konuya. Sen nasıl gördün süreci? Şimdi önce dediğin gibi yani bu sportif direktörlük bizde zor. Çünkü biz o kültürde yetişmiş insanlar değiliz. Biz işte hadi koçum, sağ ol abi, böyle biz sürekli bir omuz sıvazlamayla gazla giden bir toplum olduğumuz için yani bizde öyle bir resmi dışarıdan gelen biraz daha resmi kurallar işte davranan kişilerle bu iş olmuyor. Bir de işin antrenöre çatışma kısmı da var. Yani tabii o tarafı da var. Bizde bu işi işte futbol şube sorumlusu denilen kişiler daha çok yapıyor bunu. Mesela Galatasaray'da bu Abdurrahim Albayrak. Mesela yönetimle yani, antrenör arasında bir köprü vazifesi. Bizde olay o. Yani oraya farklı bir adam girdiği zaman, yabancı bir adam girdiği zaman o iş bize çok gitmiyor Türkiye'de. O dediğim arada bir yönetici olacak. Gerekirse o yönetici cebinden prim verecek. Onlarla iç içe olacak. Onların futbolcunun derdini çözecek. Bize böyle bir adam bizde gidiyor. Hani bu tabii Avrupa'da biraz daha oluyor, ediyor. Hani işte Komoli Liverpool'da biraz daha başarılı olmuş. Bazı oyuncuları çıkarmış, etmiş ama yani çıkaramadığı oyuncular da var. Hani Türkiye'de olduğu gibi yani yanlış transferleri de onun orada olmuş. O yüzden yani ve Türkiye'de biraz zor. Dediğim gibi Önder Özen'de de bu iş olmadı. İşte bizde Cenk Ergün de ona benzer bir işler yaptı. O da çok gitmedi. Gitmiyor bizde ama bak Albayrak sürekli geliyor, şampiyon yapıyor diyorlar. Yani Galatasaray'ın her şampiyonluğunda bir Albayrak var. Çünkü orada demiyor bir abilik pozisyonunda onlara, bir büyüklük pozisyonunda. Ben burada bu Komol olayında şöyle bakıyorum. Yani şimdi geldiği zamanlar medyada bunun Galatasaraylı olsun, Fenerli olsun, Beşiktaşlı olsun, spor yazarları öyle bir bunu övüyor, övmekle bitiremediler yani bunu. Yani zannedersin ki yani adam tek başına gelecek, hiç oyuncu sahaya çıkmadan şampiyon yapacak yani takımı. Ya kaldı ki antrenörden önce yani Ali Koç'un ilk icraatı Komoli'yi getirmekti. Yani adamı bir övüldü, edildi. Ben bu tür şeylere çok karşıyım. Yani çok aşırı övüyoruz biz bir şey. Yani hep diyoruz ya bizde ya siyah ya beyaz var. Hiç gri yok bizde böyle. O çok övüldü filan. Hatta ondan sonra aradım ben işte bugün gittikten sonra da özellikle o öven arkadaşlar hiçbir tweet atmadılar gittikten sonra. O başarısızlıktan sonra mesela yani işte Liverpool'da şunu yaptı, bunu yaptı, şu oyuncuyu parlattı, büyük bir dosyayla geldi, portfolyosu zengin, işte Fenerbahçe'de dersini çalışarak geldiyse bu şöyle yapacak, böyle yapacak. Demek ki dersin çalışmadı daha sömestr olmadan. Bavullarını aldı, çekti gitti yani demek ki Fener'e dersin çalışmadan geldi. Hani işin esprisi bir yana hiç transfer yapılmadı. Hani bu anlatıldığı gibi demek ki böyle bir adam değilmiş yani. Hani ya getirdiği oyuncuların çoğu hep bilinen oyuncular geldi. Yani menajerlerin getirmiş olduğu oyuncular. Hani daha önce dedim ya ben işte Serkan Reçber dedi Fener'in transferlerinden birçoğu dedi. Zamanında ben Beşiktaş'ta çalışırken bize önerildi dedi yani. Komoli'nin getirdiği dediği oyuncular. Yani demek ki menajerler sana veriyor. Sen istemiyorsun. Öbür takıma götürüyor. İstemiyor. Öbür takıma götürüyor. En sonunda burada Ali Koç'un da vizyon olayı ortaya çıkmış oldu. Hani ona da çok vizyon dediler, futbola farklı bir göz getir dediler filan. Son birkaç açıklamasında onun da vizyonunu gördük. Hele dün akşamdan sonra. Dün akşam bunu izlemişsindir. Yani. Aynen öyle. Hani orada da adam o Simon Falette miydi nedir yani hiç kimsenin bilmediği bir adamı Ali Koç'a almış. Bütün suç Komol'ün üzerine geldi. Adam da bir açıklama yaptı. Ya bunu ben almadım, bunu başkan aldı deyince hop vizyon her şey bitti. Adamın ipini çektiler. Adamı da göndermiş oldular yani. O yüzden sportif direktörlük işini kimse yani öyle şov yapmaya kalkmasın. Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye şartlarına göre davranmamız lazım. Türkiye'de bu işler gitmiyor. Ya dünyada da tutmuyor abi. Şimdi bir takımın en tepesindeki oyuncu antrenör. Ve antrenör çok belli bir şeyden bakıyor olaya yani kendi ekibinin etrafından bakıyor ama sportif direktör
mevzusu birazcık daha farklı. İşte bizde Lütfü Arıboğan falan da yapmıştı yani onu zamanında. Şimdi antrenör zaten yeteri kadar bütün futbolcuya ve her şeye hakim. Scout ekipleriyle çalışıyor, diğer şeyler, diğer bağlantıları var dünya üzerinde. Onun dışında bir direktör varsa o direktör onun bir üstü oluyor yani. Antrenörün de pek çoğu onu istemiyor. Antrenör işin kralı olmak istiyor zaten. Yani işte Klopp çalışıyor mu bilmiyorum ama hani Mourinho çalışmıyor mesela. Yani ya onlarda zaten İngiltere'de menajer diye bir olay var ya. Evet. O yönetici zaten menajer. Yönetici dediğin gibi yani, ama gittikleri hani bazı şeylerde oluyor. Örnek veriyorum, işte Paris Saint-Germain'de falan olabilir, bu tutabilir. Çünkü oralarda hani şeyden, futboldan anlamayan bir yönetim var. Bir antrenör getirecekler. İşte araya bir aracı alıyorlar. Diyorlar ki hadi bu da size yardımcı olsun. İşte Thomas Tuchel'e yardım ediyor. İşte oradan işte başka bir oyuncu getiriyor, ediyor. Yani dünya üzerinde bilmiyorum. Yani çok başarılı örnekleri var mı bunun? Tartışılır belki ama yani ne bizde tutuyor ne Avrupa'da tutuyor. Çünkü antrenör var her şeyden önce yani. Tabii ego savaşı başlıyor zaten. Yani önemli şey o. Yani antrenör dediğin egolu olur. Hani bugün gündemimizde ego olacak biraz aslında, birazdan konuşacağız. Ergin Ataman'ın o demeci var ya, yani orada diyor ya işte, yani ben diyor egoluyum diyor Ergin Ataman, çünkü biz diyor egolu oyuncularla çalışıyoruz diyor. Yani bizim aldığımız oyuncular, basketçiler hepsi egolu diyor yani. O yüzden bir antrenörde de ego olması lazım. Şimdi senin üzerine de başka bir adamı kimse istemez. İyi bir antrenörsen, başarılı bir antrenörsen, ben zaten kendi oyuncumu ben seçerim dersin. Yani orada bir sportif direktör bana oyuncu getirecek falan istemezsin. Bir yerde çatışırsın onunla. O da güçlü bir adamsa tabii sportif direktör, o da illa benim sözüm geçecek derse araya bir şey girer. Yani kutuplaşma girer. O yüzden dediğim gibi bu iş biraz zor. O ancak çok kurumsal kulüplerde olur ki onlar da çok az öyle kulüpler yani. Hazır direkt egoya bağladın abi. Ergin Ataman'ın bu açıklamasına yola çıkarak bazı egoların hani büyük kulüplerde tutmadı. İşte Abdullah Avcı tutmuyor. İşte Ertuğrul Sağlam Bursa'dan Beşiktaş'a geldi, olmadı. Onun dışında İsmail Kartal Fenerbahçe'de tutmadı. Yani gerçi İsmail Kartal'ın hani diğerlerine göre geçmişi birazcık daha zayıf. Ama yani o dönem Ali Koç diye isim geldi. Aziz Yıldırım direkt antrenörümüz İsmail Kartal'dır dedi, çıktı işin içinden. Orada ben şampiyon yaptım ya da ben yapacağım diyor zaten yani. Yani orada Aziz Yıldırım ayrı bir ego zaten yani. Orada sportif direktör, antrenör, futbolcu falan, orada onun olduğu yerde esamesi okunmuyor aslında bakarsan. Bu konuyla ilgili. Çok önemli yani hocanın kariyerli olması, oldukça önemli. Çünkü kariyerli futbolcuyla çalışıyorsun işte, dediğim gibi yani Beşiktaş'ta Ertuğrul Sağlam büyük bir örnek. Beşiktaş'ta hiç olmadı. Gitti Bursa'ya. Bursa'yı şampiyon yaptı. Niye? Çünkü Beşiktaş'a gelen oyuncular belli, dünya çapında kariyerli oyuncular. Şimdi adam bakıyor ya tamam diyor, bu hoca iyi, benim başıma çıkarmışlar bu adamı da diyor. Yani bu adam ne yapmış? Bunu kim tanıyor? Türkiye'de şu kadar, şurada oynamış, burada oynamış. Peki dünyada nerede oynamış? Yok. Ben diyor, adam bakıyor kendine, şu Premier Lig'de oynadım, ne bileyim İspanya'yla Liga'da oynadım, şurada oynadım, burada oynadım. Bazı tartışılacak pozisyonlarda futbolcu kendini ön plana koyuyor. Ben bundan daha iyi biliyorum diyor. Bu ne biliyor ki diyor mesela yani. O zaman direkt hocanın karizması sarsılıyor. Hocanın gücü elinden gitmiş oluyor. Ve oyuncuyu sen bir hedefe yönlendiremiyorsun. Eğer senin böyle bir gücün yoksa. Ama daha nispeten daha karizması düşük oyuncular, hani kariyeri daha az oyuncularla çalıştığın zaman onlar sana inanıyorlar, güveniyorlar. Aa diyor bak, bu adam işte ligde zamanında gol kralı olmuş. İşte şunu yapmış, bunu yapmış. Ben daha o hedeflere gelemedim. Kendini örnek alıyor. Hocanın dediğini böyle dört gözle dinliyor. O zaman onları daha iyi yönlendirebiliyorsun. İşte Ertuğrul Sağlam da o oldu. Mesela Fatih Terim. Şimdi Fatih Terim'e gelen adam bir bakıyor. Ya diyor, bu adam Türkiye'de şu kadar sene şampiyon olmuş. Bu takımı gitmiş UEFA'yı kazandırmış. Milan'da çalışmış, Fiorentina'da çalışmış, yani belli önemli kulüplerde çalışmış. Demek ki bu adama bir de saygı duyuluyor. Sonuçta yani Fatih Terim'e Türkiye'de her tarafta bir saygı duyulan bir hoca. Gelen adam da ona göre gardını alıyor zaten yani. Aman diyor, ben buna bir şey desem diyor, bu bana
bir cevap verir, bir ters yapar, benim kariyerim biter diye saygı duyarak oynuyorlar. Ki egoyu iyi yönettiğin zaman zaten oyuncuyla arandaki ilişki de çok ciddi boyutlara ilerliyor. Yani Mourinho'nun Chelsea dönemindeki oyuncularla olan samimiyeti, Drogba'yla falan. Tabii ki. Fatih Terim'in yani ayrılan tümü daha önceki podcastlerde de konuştuk yani. Melo'nun, işte Uyfa Lujin'in giden işte Schneider'inden Elman Derin'e varana kadar. Yani bu yakın dönemden bahsediyorum. Bundan önceki dönemlerde Popescu'lar, Hagi'ler, onlar Hagi ile olan görüntülerini de gördük. Yani egoyu, sizin egonuza zaten insanlar aslında hürmet ediyor. Yani ama o egoyu iyi yönettiğiniz zaman size olumlu dönüyor. İyi yönetemediğiniz zaman, hep bene döndüğünüz zaman sıkıntı olarak geri dönüyor Ya aslında. aynen öyle. Yani işte mesela Rıza Sivas'ta çok başarılı ama Beşiktaş'ta da çalıştı. Yapamadı aynı başarıyı. Yani ona da bütün şartlar hani sunuldu. Yapamadı. Yani şimdi Beşiktaş'a tekrar Beşiktaşlar aman gelir gelsin bize. Ha gelsin. Ama yani onu Sivas'ta yaptığı kadar yine yapamayacak. Çünkü Beşiktaş başka hedeflerin peşinde. Beşiktaş'a gelen oyuncular çok farklı oyuncular. Yani az önce dediğin gibi yani dünyada belli klas olmuş oyuncular geliyor. Bu oyuncular hocaya bakıyorlar. Bu kim diyorlar mesela. Onu yaptıramıyorsun. İşte İsmail Kartal aynı şekilde. Hani başarısız olan hocalar bundan dolayı kaybediyorlar. O ego çok önemli. Yani İşte onu yapamadığı için şimdi konuşurken aklıma geldi. Yani son dönemde kendini de kariyerini de çok kötü bir yere getirdi aslında Mustafa Denizli. Yani o ego orada ön plana çıkmadığı için geri planda kaldı. Galatasaray'da da gelmişken kötü günler geçirdi mesela. Aynen öyle. O yüzden senin sözü bizim Ergin Hoca'nın sözü çok önemli. Yani belki ben normal hayatta diyor bu kadar egolu değilim ama diyor sahada olmak zorundayım diyor. Oyuncuların bana saygı duyması için orada kendimi güçlü hissetmeliyim Sahaya çıktığında 2.20'lik bir adam gibi yürüyor. diyor. Yani mesela Tibor Pulay'sa Ergin Ataman yani Yani o öyle bir. göğsünü gere gere çıkması geçen de podcast'te dedik lazım da zaten oyuncuya da o güveni vermesi için. O röportajın da gene her zaman söylediği şeyi gene o röportajda da demiş. İki hedefim var. Bir Euroleague şampiyonluğu, bir de Galatasaray'a başkan olmak. Hala söylüyor yani. Her fırsatta söylüyor abi. Hiç dediğin Söylüyor. gibi hiç. Bu kadar da istekliyse umarım bir gün olur yani. Ego ekseninden devam edeceğim abi. Barcelona antrenörünü değiştirdi. İşte orada bir ego eksikliği gördüğü için aslına bakarsan oyuncuları yönetememekteki sıkıntı vardı. Kike Setién geldi. O da geldikten sonra hani çok kariyer, ben açıkçası çok bildiğim bir oyuncu, pardon antrenör değil ama geldikten sonra yaptığı açıklamalar sürekli dünyanın en büyük kulübüne geldim, bu oyuncularla çalışmak rüya falan. Hani bir yerden sonra tamam hani bir ayakların yere bassın hissiyatı bende yarattı. Çünkü 3-4 tane açıklaması düştü veyahut da takip ettik. Hepsinde benzer konuşmalar. Ne diyorsun konuya? Ya ben hocayı tanımıyorum. Hani şimdi böyle oturup iki tane telefonu açıp iki maçını bakıp istatistiklere bakıp sanki yıllarca izlermiş gibi o role girmeyeceğim. Bunu ben şeyler okudum. Caner Eller'in tweetlerinden okudum zaten geldiğinde o bir tweet atmıştı. Onlar daha iyi takip ediyorlar. Bülent abi Timur Lenk takip ediyor zaten o İspanya Ligi'ni iyi takip ediyor. Ondan okuduğum kadarıyla hani sürekli şey yapan işte ayağında topu tutan bir hocaymış. Yani bayağı bir topa sahip olmayı isteyen bir hoca ki bu hafta maça baktım. Yani istatistiğine baktım maçı izlemedim. %81 civarı falan topa sahip olmuşlar. Ama pozisyonları bir iki tane pozisyonu varmış. Yani bu o zaman sıkıcı bir oyuna dönecek gibi inşallah olmaz. Barcelona hani şeyle beraber bu topla ayağında topu tutmayı Guardiola'yla iyi yapıyordu ama pozisyon da buluyorlardı o zaman yani. Çok gol atıyorlardı, güzel bir oyun oynuyorlardı. Böyle top sadece ayağında tutup ondan sonra 3 kere kaleye gitmek sıkıcı olacak. Bilmiyorum yani Messi'nin istediği hocalardan falan diye de bir demeç okudum. Hani işte gene oraya geleceğiz yani ego pozisyonu. Orada da bir Messi var yani. Tamam bir teknik direktör var kulüpte, bir başkan var, bir de Messi var zaten Barcelona'da. Zamanında işte daha önce seninle mi konuşmuştuk bu konuyu? Diyorlar ki Messi'ye işte antrenör şu gelecek bu gelecek yani kim gelirse gelsin diyor. Yani o oynayacağı topa atacağı gole bakıyor yani çok umursamıyor. O da orada ayrı bir ego dediğin gibi. Yani Arda'yı bile Messi'nin gönderdiği söyleniyor zaten yani böyle. Yani o da dediğin gibi ayrı bir ego orada. İzleyeceğiz yeni hocayı neler yapacak bakalım Barcelona'da. Ego ekseninden bir başka konuya daha geçeceğim. Kayseri'ye. Kayseri'nin kadın başkanı Berna Gözbaşı bu hafta içerisinde yöneticilerin nasıl
egolarıyla takımı kulübü içini boşalttıklarını, nasıl bir bizdeki dille enkaz edebiyatı denir ya, nasıl bir enkaz aldığını kendince anlatmaya çalıştı. Ayrıntılar sende. Evet, o Fener maçından sonra bir demeç verdi. Bu transferle ilgili soru sorduklarında, tamam transferi yapacağız, az kaldı, belli borçları ödememiz lazım ama bize işte Kayseri'nin içinden Kayserili hainler bize ihanet ediyorlar gibi bir demeci vardı. İşte bu bütün takımlarda oluyor. Özellikle Anadolu'da bu çok oluyor. Yani büyük takımlarda da oluyor ama Anadolu'da bu yönetim değişimlerinde birinin başarılı olmasını istemiyor maalesef. Yani yüzüne güler yüzlü davranıyorlar ama arkadan sürekli kuyusunu kazıyorlar. Ben Bursa'da yaşadığım için yıllarca bunu Bursa'dan çok biliyorum. Yani Bursa'da o kadar yönetici geldi geçti, çok da paralı yöneticiydi, statüsü yüksek kişilerdi ama başarılı olamadılar. Yani ta ki işte Bursa o şampiyon olana kadar, Yazıcı dönemine kadar. Hani çünkü niye? Sürekli giden yönetici yeni gelene hep medyada, yerel medyada, çeşitli işte ikili diyaloglarda hep kötülemiştir. Hep onun böyle kuyusunu kazmıştır. Ve kötüleye bir sene içinde, 1,5 sene içinde hemen bir kongreye gidilir. Tekrar yeni bir başkan seçilir. Yeni başkanı da diğer devrilen başkan başlar kötülemeye. Tribünlere oynamaya başlarlar. Tribünlerde belirli gruplara ufak tefek işte hediyelerle diyelim ona, böyle tırnak içinde bağırtırlar yönetim istifa diye. Bu hiç gitmez, ilerlemez. İşte Kayseri'de de Berna Başkan'ın demek istediği olay bu. Yani diyor bak biz ne kadar kötü bir enkazdan devraldık. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama maalesef bizim içimizdekiler bizi sürekli kuyumuzu kazıyorlar. Bir ilerlememize izin vermiyorlar. Ve bunları ben açıklayacağım isimlerini falan dedi ama bilmiyorum, ben takip edemedim. Belki açıklamıştır, belki de açıklayacaktır. Galatasaray'da da oluyor. Bizde de var. İşte Mustafa Cengiz Dursun Özbek'i indirdikten sonra bunu hazmedemeyen Dursun Özbek taraftarları sürekli bir şekilde sosyal medyada olsun, işte televizyonlarda olsun, gazetelerde tanıdığı yazarlar vasıtasıyla olsun. Ya işin siyasi ayağına varana kadar. Ya da mahkemelere daha işi götürdüler yani yönetimi devirmek için. Sürekli bir kazıyorlar. Böyle kazdıkça da yönetim kimle uğraşacak? Yani bir taraftan kendi koltuğunu korumaya çalışıyor. Bir taraftan transfer yapmaya çalışıyor. Öbür taraftan rakiplerin çeşitli demeçlerine cevap vermeye çalışıyor. İşler ne kadar zor oluyor. Yani o bütünleşmeyi sağlanamıyor. Hani biz taraftarların istediği gibi yani her şey birlik, bütünlük, bir konsantrasyon içinde lige odaklanalım diyoruz ama yöneticilerin işinde maalesef böyle zor oluyor. Yani bu her yerde bunlar var. İşte bu da gene dediğim gibi hep aynı yere geliyoruz. Ego, ego, ego. Yani insanlar tamam sen yapamayabilirsin başkanın. Senin dönemde kötü olmuş olabilir bir seneden sonra gelen. Daha iyi yapar. Destekle. Madem kulübü seviyorsun destekle. Ama demek ki kulüp sevgisi, forma aşkı falan pek o taraflara gelince unutuluyor yani. Orada hep ben hep bene geçiyor işler. Irmak Kazuk deyimiyle abi tiki taka 3 tane konu hemen sana ileteceğim, tiki taka tarzı olsun biraz. Podolski Antalya, biz yanıldık ya. Geçen podcast'te yani Rize ile ilgili bir şey okumuştuk, transfer okumuştuk da hani ya ne alakası var Rize abi, Podolski Rize'ye mi gelecek ya dedik. Futbolcuların Antalya aşkı nedir ya? Ya orada herhalde şey var tamam, yani. Şehir çok güzel Antalya. Şehir güzel, turizm. Orada belki belli sponsorlar mı getiriyor onları? İşte Eto falan da geldi ya oraya. Hani artık nasıl kandırdılarsa, nasıl onun gönlünü çeldilerse. Baroş da orada oynadı ya bizim. Bak onu da hatırlıyorum yani. Bizim yani, sevdiklerimiz. Eto. Antalya'ya gitti. Şeyle karşılanmış, çayla karşılanmış yani. Havaalanında direkt çay vermişler. Elinde çay bardağı yürüyor. Çin'de bile içiyordu yani. Zaten ya. Valla biz yarıldık orada, geldi yani, biz mutluyduk dedik oynadığı takımda ama gelsin yani ya, izleyelim orada. Sosyal medya yani. Hesabına girdiğinizde yani bir sürü çaylı fotoğrafının olduğunu görürsünüz ki hani hikaye kısımlarında falan içerken çok paylaşmıştı yani. Sinan da gelecekmiş. Sinan da onun evet, tweetine tweet atmış. Sinan Gümüş o da gelecek, onunla beraber oynamıştı onlar. O da Almanca Yekta biliyor. Yekta da orada. Peki hemen devam ediyorum. Arda geliyor mu? Ya Arda geliyor galiba ya. Arda artık oraya geldi. Fatih Terim geliyor gibi bir demeçte bulunan geliyor demedi ama artık gene maçtan sonra
ben aynı şeyi tekrarlıyorum dedi. Galatasaray'da bırakmasını istiyorum daha da dedi. Açtı konuyu hatta. Tabii yani. Tabii yani daha da gelmesine böyle bir olumlu baktı. E Fatih Terim öyle deyince Ultras'tan bir demeci var. Biz bir şey diyemeyiz diyor. Geleni destekleriz diyorlar. Yani onlar da okey demiş oldular. Taraftar kanadından da bir okey alındı. E iş bir, şu an yönetimde top. E başkan da öyle bir şey konuşmadık demişti en son Fatih Terim'le bir araya geldiklerinde. Bilmiyorum son topu artık başkan da. Süreci iyi yönetiyorlar aslına bakarsan. Yani hepsi hazırlıyorlar gibi geliyor. Yani bir anda alıp şimşekler üstüne çekmektense böyle işte hocanın hani cam bütün yani herkes kabul işte etsin. Siyaset var. Ultra Aslan'ın hani yaptığı açıklamalar. Başkanın işte bize intikal ettikçe olur gibi yaptığı şeyler. Yani ya hem Arda'ya yani mesaj hem sanki tribünlere mesaj gibi camiaya mesaj. Arda mesaj şey paylaştı. Çocukluk aşkımsın. Tezahüratında kendi fotoğrafını evet. Kale arkasında Hacı'nın golünden sonra sevilme fotoğrafını. O fotoğraftan sonra ben de şu fotoğrafı paylaştım Twitter'da. Ah bu fotoğraflar diyerekler o fotoğrafın yanına bir de Arda'nın Emre Belezoğlu, Volkan Demirel, işte o Fenerli Melih'in olduğu, Antalya'da. Arkasında Burak'ın olduğu böyle. Çeşme'de bir tatil fotoğrafı. Bir tatil köyünde bir fotoğrafını bu yani bizim hiç az etmediğimiz oyuncularla yan yana çekilmiş fotoğraf. Acun abileri de vardır kesin orada. Yani ondan sonra kardeşinin bir fotoğrafı var. İşte az olan, yani inananlar kazanır, çok olanlar değil. Geçen sene bizim şampiyonluk döneminde böyle açmış olduğu şeyler falan yani. Arda'nın Galatasaray'a belki tamam yani biz istemiyoruz diyoruz. Yani çok Galatasaray'a direkt dediği bir şey yok belki. Hani bakıyorsun. Ama öbür taraftan da yapmış olduğu çok yanlışlar var. Fatih Terim herkesin ikinci şansı hak ediyor diyor. Yani aradayız ya, biz taraftar olmak da zor bir şey. Yani tamam ben istemiyorum desem gelmeyecek mi? Gene gelecek. İstiyorum desem gene gelecek. Bazıları sosyal medyada yok ben Galatasaraylı'ımı askıya aldım mı aldım filan. Böyle bir şey de yok. Yani niye askıya alıyorsun? Alsak ne olur, almasak ne olur? Biz Pasolik askıya aldık. Taraftarlığımızı maça gitmiyoruz. Maçlar yine devam ediyor. Bilmiyorum o konu... Ya, taraftarlı askı almak da çok şey geliyor bana yani. Bizim hani şu Çatalca Stadı'nın girişinde orada bir tane Bahri Dede mi var? Yazmış ya Fatih Terim. Kocaman yazmış oraya. Fatih Terim gidene kadar Galatasaray taraftarlığı maske aldım. Yani her gördüğümde olma diyorum o zaman. Yani. Olma yani aynen öyle. Yani bilmiyorum Beşiktaş taraftarı Burak o kadar küfür etti. Burak iki maç oynadı. Üçte gol attı. Şimdi Burak kaptan oldu takımda. Herkes Burak'ı alkışlıyor. Yani Arda'ya da böyle tepkiler var. Geldikten sonra Arda... İki maçta güzel oynar. Bir Fener maçına gol atar. Emre'yle bir kavgaya tutuşur. O Arda'yı kral yaparız. Ya taraftarlık da böyle bir şey. Bir gol atıp Arda'ya yani. Öpmesine bakıyor. Aynen öyle. O dediğim hani soruya geleyim. Gelir gelmez bizle ilgili bir şey değil yani. Biz taraftarız. Biz bakacağız sürece. Liverpool Manchester maçı. Gene kazandı. Hani bozmayalım şansını Liverpool'un. Vallahi gidiyorlar ya. Yani nereye kadar gidecekler bakalım. Tek beraberliği yani. Manchester deplasmanı ligin ilk yarısında. Evet, kendi sahalarında kazandılar işte yani. Devam ediyorlar sürece. İyi de gidiyorlar. Şey kaleci Becker asist yaptı. Evet. Mondragon'un zamanında böyle bir asisti vardı bizim. Okan'a mı gol attırmıştı öyle bir şeydi galiba zamanında. Bir de bizim geçen seneki işte o özlediğimiz bu sene Onyekuru'yu ondan arıyoruz yani. Aynen. Muslera Onyekuru tabii. Çizgisi. Koşacak adam yok işte bizde öyle. Bak orada topu aldı. Degajı yaptı. Salah zaten orada hazır bekliyordu. Aldı topu götürdü. Golü yaptı yani. Bir de orada Salah'ın düşmemesi abi ya. Yani biz de diyorum ama yani bunu söyleyeceğim hani o tarz şeylere çok girmek istemiyorum ama kesin düşer yani düşerlerdi. Yani o düşmemek için Salah sonuna kadar direndi ve gitti golü attı. Yani o kadar itiyor adam formaya böyle şey yapıyor dirsek dayıyor. Yani oradaki o yaklaşık 30 metrelik mesafede düşmek için en az 10 tane neden vardı ama hiç mi düşmeyip gitti golü attı. Çünkü yani. Orada sert oynanıyor oyun. Hakemler her şeyi de çalmıyorlar. Onlar bunun farkında. Bize gelen oyuncu da iki maç oynadıktan sonra hemen bakıyor Türk hakemleri her şeyi çalıyor diyor. Yorulduğu zaman yani bakıyor pozisyon gidecek gibi ya da yorulduğunda bırakıveriyor kendini. Hakem de çalıyor bizde. Oradaki hakemler öyle her şeyi çalmıyor. Yani o kadar bariz pozisyona bile düdük çalmadıkları var. Yani kimse de bir şey demiyor. VAR'a bakıyor. 10 saniyede iş çözülüyor. Oyuna devam. Orada yani bizde olay farklı. Ama Liverpool'u başarılar dileye dileye artık sözlükte kalmadı yani. son iki konu abi. Bir tanesi tribüncü futbolcularla ilgili. Bu konuyla ilgili bu hafta sen bir
hatta araştırdın da yani T'yi gördükten sonra. Sheffield United'ın golcüsü McBurnie'nin tribünde yaşadığı bir süreç vardı. Bazı tartışmalar oldu. Oradan da sen konuyu derinleştirdin. Yani deplasmana gitmiş. Eski takımıyla deplasmana gitmiş yani. Orada deplasmana tayfayla gitmiş bir de öyle yani kendi şeyde gitmemiş yani iki arkadaşıyla falan değil ki yanlarında. Bildiğin eski açığa dalmış. Tabii tabii yani orada kickboxçı falan böyle tipler de var yani onlar da gitmiş. Hatta maçta rakip tribünlere de el kol hareketi falan yapmış fotoğraflara yansıtılınca. Kulübü de ona bir para cezası vermiş. İşte antrenörü biraz uyarmış onu filan. Ya şey güzeldir ya. Tribünden gelen topçular güzeldir. Hani onunla ilgili böyle ben bir düşündüm onu okuduktan sonra. Bir Bursa tribünlerinde yani Bursalıların Texas'ta Ender diye yıllarca bildiği Ender var. Mesela Ender maçlara gidiyordu orada. Ondan sonra kimi hatırlıyorum işte ben? Totti'yi hatırlıyorum. Totti de mesela tribünlere çok giderdi. Roma maçlarında falan böyle Totti tribünlerde izlediğimiz işte fotoğraflar falan var. Tribünden gelen topçu başka mesela Melo tribünlere çok girmek istemişti. Melo hep böyle söylemlerini duyduk işte Melo bir gün tribüne gelecek ceza oldu bir maçta bizim aramıza gelecek falan ama öyle bir olmadı yani. Hani orada ben çok isterdim Melo'yu bir ultrasların yanında reislerin yanında falan böyle elinde meşale abi, bayrakla falan yani böyle. Kesin çıkarım davulayı alırdı. Yani güzel olurdu yani böyle topçuların olması. Şey var işte Emre Akbaba zaten ondan dolayı Galatasaray'a geldi. Onun fotoğrafları çıktı sosyal medyada. Alanyaspor'da oynarken bir Galatasaray maçına giymiş Galatasaray forması falan giymiş. Atkıyı takmış. Bu yeni statta bizim yeni Ali Sami'nde Seyran Tepe bir maça gelmiş falan. O fotoğraflar çıktıktan sonra zaten Emre Akbaba Galatasaray'ın çocuğu olmuş oldu. Yani o tribünü bilen oyuncu olduktan sonra sahada da zaten o formanın hakkını hani verebiliyor futbolcu. Ama işte bazıları da hiç tribünde umursamıyorlar. Zaten onlar da pek tutulmuyor. Tribünün hakkını veren futbolcular da işte bayrak adam oluyorlar zaten onlar. Evet. Yani onlar unutulmaz futbolcu oluyorlar. Son olarak abi son konu. Hafta arası yine gördüğümüz, sosyal medyada vasıtasıyla gördüğüm, benim gördüğüm en azından konulardan bir tanesiydi. Suna Yakın ve Şenol Güneş arasındaki bir video, daha doğrusu bir görüntü. Yaptıkları bir röportaj gibiydi bir ortamda. Suna Yakın'ın YouTube kanalında yapmış olduğu bir sen şey. Sen söyledin, YouTube kanalı açmış Suna Yakın ve orada bir program yapmış dedin ondan sonra onun üzerine. Şenol Güneş'te ve ondan sonra Suna Yakın orada bir kaleci müzesi kurmak istediğini dile getirmiş. Ardından da Şenol Güneş'le yaptıkları çok keyifli bir sohbet var. Sohbetin içeriği sende. Suna Yakın zaten şeyi de var yani kalecilerle ilgili bir kitabı da var. Evet. O kalecilik de yapmış zaten yani geçmiş yıllarda. O programa işte Şenol Güneş'i konuk etmiş. Güzel sohbetler oldu o Şenol Güneş'in. İşte bize nasıl, Trabzonlu bir tabii bize Trabzonlu. Yani o kaleciler nasıl başladığını mesela işte Şenol Güneş şey diyor. Yani şimdi orada balık yenir. Yani sonuçta Trabzon burada. Trabzon demek balık demek. İnsanlar balığa diyor şey sıkarlar. Limon sıkıyorlardı diyor. Sıkılan limonları sokaklara atıyorlarmış. İşte onlar da limondan top yapıyormuş mesela Şenol Güneş ve arkadaşları. O topla başlamış kalecilik yapmaya falan. İşte arkadaşları vuruyorlardı ben limon tutuyordum falan. Onu kendi hikayesini anlatıyor zaten. Orada bir o dediğin gibi o müze olayında da işte Şenol Güneş'in hani gündem olmasının nedeni orada bir karşısına da biraz bir laf atmış oldu. Tamam dedi sen kaleci müzesi yapacaksın ama dedi buraya sadece iyi kalecileri koyma kötü kalecileri de koy ki dedi iyi kalecilerin değeri bilinmiş olsun dedi yani yanına kötüyü koyunca iyinin değeri ortaya çıkacak çünkü bazı arkadaşlar var dedi manken gibi ama kalecilik yapmayı bilmiyorlar dedi orada da tabii herkes gözüne Karyus geldi o demecin arkasından da birkaç gün geçti Sivas maçında Karyus iki tane çok kötü gol yedi özellikle birinci golü yani daha 7-8 dakikada serbest vuruştan kötü bir gol yedi. Orada ben mesela şey işte daha önce de hep konuşuyoruz ya bu sadece Beşiktaş tribünlerine değil ülke tribünlerinin geldiği hal yani. Sen 7. dakikada gol yemişsin maçın başında daha neredeyse 80 küsur dakika var maçın bitmesine taraftarlar kaleciyi yıkılamaya başladılar. Yani ayıp bir şey. Yani bu sadece onlar değil bizim tribünler de bunu çok yapıyor yani. O tribünlerin o eski tribünler bitti zaten. Şimdi yeni gelenler illa mutlak galibiyet istiyorlar yani illa iyi oynayacak. Sanki bu topçular makine. Ki ondan sonra yok Karius kötü kaleci bilmem ne. Karius da çok iyi maçlar kazandırdı.
Hani demek öyle bir şey. Ondan sonra şöyle aklıma şey geldi. Yani iyi kaleciler, kötü kaleciler kimler vardır mesela böyle tarihimizde? Hani bunları konuşalım seninle. Mesela benim aklıma iyi kaleci deyince her zaman işte Rusların Lev Yashin'i gelir. Zaten o efsanedir. Mesela işte Turgay Şeren var. Galatasaray efsanesi onlar. Galatasaray efsanesi bizim kalecilerimizden. Metin Yakın Oktay'la aynı takımdaydı onlar değil mi? tabi oynamışlar. Ondan sonra Muslera en son iyilerden Muslera biri. benim için yani Galatasaray açısından zirve. Yani tabii Mondragon'u da izledim. Taffarel'i de izledim. Taffarel'in son dönemi bizde olduğu için en azından. Ama şimdi şu şeyle Muslera ile çok fazla anımız oldu. O yüzden böyle bir gönül ister istemez bir ona torpil geçiyorum yani ben. Alisson Becker var şimdi. İşte bak az önce konuştuk onu mesela dünya çapında. Kim var başka? Buffon. Buffon zaten Mesela Buffon'u çok severim. Yani o da gerçekten şu an efsane. dünyada yani bir 11 kursam kendimi bir futbol şeyi gibi gördüm. Bilgini alimi gibi soruyorlar ya işte ben de öyle yapsam hani Buffon'u herhalde kaleye koyardım. Simovic. Simovic var Değil mi? Yani Galatasaray'da. Simovic bizim. Fener'de Schumacher vardı. Schumacher O var 105 gol mü? 103 gol mü attı? Ama bir efsane durumları var ya onların yani o evet. sezon kalede olan Schumacher. Yani ben onu hatırlarım geçmişe döndüğümde mesela iyi kalecilerden böyle. Ya kaleciliğini çok bilmem yani çok iyi şey yapamam ama müthiş kurtarışıyla benim aklıma hep şey gelir. Higuita gelir o topuklarıyla O kurtardı. efsane evet o topukla kurtardı. Schmeichel'lar. Baba Schmeichel, öbür Schmeichel, Oğlu oğlu Schmeichel da Schmeichel. iyi O kaleci. da Leicester şampiyon yaptı zaten. Yani o da orada Evet. efsaneler arasına girdi. Peki kötü Yani iyi kaleci çok. Kötü kaleci? kaleci de çok. Kötü kalecilerde bizde herhalde en bilinen Kovayaşar var. İngiltere'den yediği goller zaten anlatılır durur yani böyle. Yani Rıdvan Dilmen'in anıları internette açıp izleyebilir, dinleyebilir dinleyiciler. Bize yakın zamanda Zapata Zapata çok kötüydü ya. Romanya'dan gelmişti bize Evet. o kötü dönemde geldi yani Tabii orada. paketle geldi o da. Orada başka şey var Mehmet var bizde değil mi? Mehmet Bölükbaşı 5-0'lık Chelsea maçı. 5-0'lık Chelsea maçı deyince akla o geliyor. Hayrettin'i kötü kaleci gibi görüyorlar ama ben Hayrettin'i öyle kötü kaleci seviyordum ya Hayrettin'i böyle yani yiyordu Hayrettin kötü goller ama. yani ben çok denk gelmedim. Babam hep anlatırdı. Hep şey derdi. Yani en basit golü yer, en zor topu çıkarır diye böyle yani olmayacak dakikada golü yer ama çok böyle iyi, çok böyle zor maçlarda da çıkarmıştı vardı yani. Aslında en kötü kim biliyor musun? Neydi bizim bu Ahmet Bulut? Ahmet Menajer Bulut olan değil mi? menajer. Onu bak eskiler belki bilmez. Yaşı böyle daha şey olmayanlar onu bilmez. Ya sen O söylemeden ben bilmiyorum orası ayrı da. o Galatasaray'a geldi. Galatasaray'da böyle maç oynadım hiç bilmiyorum. Belki sadece idmanlara falan çıktı. Öyle şapkayla mapkayla bir Almancı zaten yani böyle hani Almancılar nasıl şapka takarlar filan. Geldi Galatasaray'da biraz durdu. Sonra bir Zeytinburnu biraz Ağrıspor falan oralara gitmiş gelmiş. Ondan sonra da adam esas mesleğini bulmuş oldu. Şu an dünyanın sayılı menajerlerinden. Hani kalecilik yapsaydı kimse hatırlamayacaktı onu belki yani. Ahmet Bulut mesela onu çok kötü kaleciydi yani. Yani niye kaleci olmuş acaba? Yani futbola böyle bir giriş yapmış herhalde. Herhangi bir mevkide yapamadı Yani kaleciliğe girdi belki de yani. evet, Fener'i eleştirmek için söylemiyorum ama bir Enke vardı. Maalesef Enke de sonradan vefat etmişti. Yani intihar Evet, etmişti intihar etti. aslında yani. İlk maçta 3 gol yiyip gönderildi. Sonra müthiş bir kariyer oluşturmuştu ama maalesef bu kariyeri oluştururken Ya psikolojik işte olarak da bizde sorunlar yaşamış. hani ne derler torba değil ki ağzını büzesin falan böyle. Hatta bizde şey yazıldı ya yani adamın intiharını bu 7-3 gole falan bağladılar yani. Oysa hiç alakası yok yani Evet. böyle adamın o Yani bizde de iyi kaleciler geldi ama kötü kaleci muamelesi gördü yani Galatasaray'da da. şey vardı ya mesela Fevzi o da Beşiktaş'ta falan çok kötü şey yaptı ya o da yani bir Galatasaray maçında topu ıskaladı geri pas yapmıştı Boşnak bir oyuncu muydu neydi onlar da uzun saçlı İstanbulspor'da falan oynadı neydi Hallagiç miydi onun ismi neydi öyle bir oyuncu vardı o geri pas yaptı ıskaladı gol yediler o maç beraber mi bitmiş ne bitmişti o da çok kafasını direklere vurduğu falan vardır böyle yani o videolarda falan Fevzi. Sonra tepe takla gitti onun da kariyeri bayağı aşağılara gitti ya. Beşiktaş'ta da
O var böyle kötü kalecilerden. İşte bir Mehmet vardı bizde eskilerden çok az oynadı. Soyadını hatırlamıyorum şimdi. Bölük başı Bölük başı biliyorum değil. Mehmet. O kötü bir kaleciydi. Pierre Eser diye bir Almancı kaleci geldi. Birkaç maç durdu durmadı. Gitti mesela Galatasaray'da eskilerden. Leo Franco vardı. O Franco. Ya bizden önceki kariyeri iyiydi. Bize gelince bir de kötü bir dönemde geldi. İyice de Tabi tabi batırmıştı. yani kültürüm ya o değişik dini şeylere falan girdi ve o bir kafa onun gitmiş oldu zaten bize geldiğinde bir değişikti yoksa bize gelmeden önce o Malaga'da falan İspanya Ligi'nde gerçi bizim maçta 4 gol mü yenmişti UEFA sürecinde biz bir Malaga ile oynamıştık Okan falan atmıştı aşırtma gol falan. Oradan hatırlıyorum ben onu. Galatasaray'a geldi. İçeride sahamende bir tane Selçuk'tan gol yedi ya serbest vuruştan. Yani hiç olmayacak yerde bir gol yemişti yani. O da Galatasaray'da kötü bir süreç geçirmişti Leo Franco. O da kötü kalecilerden biriydi. Sonra zaten ne yaptı bilmiyorum bizden gittikten sonra herhalde bırakmıştır yani o şeyi. Başka DeSantis geldi bize. O bize gelmeden iyiydi. Bizde de gene yani Kötü değildi ama işte kötü döneme denk gelen pek çok oyuncu mesela o anlamda Lorik Sana'ya çok üzülürüm. Yani Galatasaray'da Melo'dan önceki Melo olabilirdi yani o, ama bayrak adamlardan biriydi o ya. tabii O hani böyle savaşa gittiğinde yanına alacağın adamlardan biriydi o yani. O kesin kesinlikle idollerinden biridir o. ben çok beğeniyordum yani Ben de çok hani beğeniyordum ama dediğim kötü döneme denk geldi. Kötü döneme denk gelince de yanında iyi adamlar olmayınca kendini gösteremiyorsun. Boş ver iyi ki de gelmiş, iyi ki de gitmiş. O takasla Muslera'yı kazandık. yani. Yani iyi olsaydı biz onu onlara verip Muslera'yı almayacaktık. Çünkü İtalya'da adamın bir şeyi var yani orada bir popülaritesi var. Ya Onu bizden hemen Lazio'ya aldılar geri gitti yani. yani şimdi Tabii ki baktığımız hemen zaman. onu aldılar yani. Bize Muslera'yı Ki çok da iyi verdiler. maçlar çıkardı bizden Tabii sonra. tabii ya kötü adam değildi işte o sezonki yanında oynadığı adamlar işte Mustafa Sarplar bilmem neler falan olunca olmadı o kadroda kendini gösteremedi olsun yani onu bir kayıp olarak görmüyorum ben yani orada Kazanç. kazanç aslında onun Etkisi büyük oldu gitmesi diye. Muslera gibi klas bir kaleci gelmiş oldu bize öyle kalecilerden başka benim aklıma gelen Çok yok var tabii. Yani şimdi düşününce biraz Oliver Kahn'lardan e tut tabi da onlar yani efsane neler kaleciler neler var baktığın zaman tabii. oralarda evet, Almanlardan da iyi kaleci çıkıyor yani. Yani Neuer'ler şimdi yeni dönemde. Neuer zaten ayrı bir şey açtı. Bir ekol açtı. Ayağıyla top oynayabilen libero kaleci olmaya başladı. Ondan sonra o kaleciler o gözle bakmaya başladılar. Ayağıyla top oynuyor mu? Libero gibi oynayabiliyor mu? Pas atabiliyor mu? Bunlar da önemli mesela. Rüştü, Barcelona falan oynadı ama ayağıyla hiç oynayamıyordu, yapamıyordu. Hani milli takımda çok forma giydi. Kurtarışları da vardı belki ama o olay ayakla topu oyun başlatması hiç yoktur mesela yani. Taça maça atıyordu topları Evet. yani. Öyle çok yani düşününce Barcelona'da yıllarca eleştirildi Victor Valdes mesela. Yani Evet onu kaleciliği pek çok eleştirildi. Hatta işte Barcelona iyi olmasa Victor Valdes çoktan giderdi. Mevzuları çok oldu. Yediği goller üzerine ama yıllarca o şey döneminde, Ricard döneminde yani Barcelona'nın ilk asıl tepe yaptığı sonra Guardiola ile de olduğu Guardiola'nın bir döneminde vardı herhalde. Hep kaledeydi. İşte Rüştü'nün Barcelona'dan gönderilme sürecidir aslında. Yani Rüştü, Victor Valdez'i tercih etti, Ricard. Ondan sonra da öyle kaldı. Barcelona deyince, kaleci deyince Zubizarreta geliyor aklıma eskilerden Eskilerden yani. O da onların yıllarca kalesini korumuştur. Öyle yani başka... çok abi. Yani anlat anlat bitiremezsin herhalde kaleciler. Sunay Akın'ın hikayelerinde devamı Sunay Akın'ın kitabında zaten yani orada birçok kaleci var. Özellikle de hani kimsenin bilmediği İşte yazarlık yapan, ne bileyim, işte sinema oyuncusu olan vesaire hep zamanda kalecilik yapmış adamlar var yani. Şenol Güneş izlemek isterdim ben ya. Onun hiç yani o Çok yaşta bir anlatıldı. şey Ben de yapmadık. isterdim. Nasıl kaleciliğini görmek isterdim yani. Böyle hani ufak da YouTube videoları var ama hani canlı bir maçını onun izlemek isterdim. Yani orada nasıl bir liderliği var mı? Yani bir otoritesi var mı? Şimdi kalecinin liderliği yani kurtarışıyla belli olmuyor aslına bakarsan dediğin gibi abi. Yani maçı yönetmesi, maçın içerisinde oluşu. Ya Bizi zaten orada Taffarel'e, Mondragon'a, Muslera'ya bu kadar çok ilgi duymamızın sebebi onların aslında
oyunla olan bağları yani oyuna o ciddi katkıları yüzünden zaten. Son adamsın. Pozisyonu en iyi gören sensin aslında kaleci olarak yani. Kaleci evet. Oyunun en sonundadır yani böyle. Tüm olayı teknik direktör gibi en iyi o görür. Eğer orada bir liderlik durumun varsa oyunu da yönlendirebilirsin aslında. Yani tüm arkadaşlarını bir şekilde saha içinde yönetebilirsin. Tabii ama dediğim gibi o ağırlığın olacak, o liderliğin olacak. O yüzden yani Şenol Güneş'i orada da görmek isterdik yani. Peki abi. Suna yakın dedik. Şenol Güneş, kaleciler, ego bu hafta farklı farklı konularda ilerledik. Karalama defterinin 14. bölümünde bu şekilde noktalamış oluyoruz. 15. bölümde yine farklı konularla, farklı gündemlerle yine tekrar karşınızda olacağız. Biz ufak bir tatil arası vereceğiz. Bir sağa sola gideceğiz artık yani. Ziyaretlerde bulunacağız. Ondan sonra tekrar dediğim gibi gündemlerimizle, konularımızla tekrar dinleyicilerimizin karşısında olacağız. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ediyorum sana Gürkan. O zaman herkese iyi haftalar dileyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.